Ashton. Yılında kuruldu Dalyan Kulüp. Kuruluş amacı bir tenis kulübü olarak kuruldu. Dalyan Kulübü'ne gelen misafirlerimize sunduğumuz hizmetlerden bahsedeyim size. İlk olarak birinci hizmetimiz yiyecek içecek restoran bölümleri. Burada gelen misafirlerimiz hizmet alıyorlar yiyecek içecek olarak. Bunun haricinde havuz alanımız, yani havuz alanımızda da yiyecek ve içecekle ilgili hizmet alabiliyorlar. Gene birinci öncelik tenis. Tenisle beraber yaz dönemlerinde açık hava alanlarımızda çeşitli spor aktivitelerimiz düzenleniyor. Bunlar grup egzersizleri şeklinde yapılmakta. Bunu biraz açacak olursam pilates, yoga, latin dansları, bunlar grup egzersiz sınıfına girer. Yaz dönemi boyunca misafirlerimize sportif anlamda da bu şekilde hizmetlerimiz olmakta. İki tane açık alanımız var. Bahsettiğim gibi. Birincisi en büyük olan açık havuz. Açık havuzun içerisinde düğün organizasyonları, davetler, işte nişanlar, her türlü organizasyona hizmet verebilmekteyiz. Bir diğer açık alanda kır bahçesi dediğimiz bir alanımız var. Ağaçlık bir alan. Genelde bunun içerisinde biraz daha küçük ölçeklidir. Gene isteyen misafirlerimiz düğün organizasyonlarını, davetlerini, nişanlarını vesaire bunların hepsini burada gerçekleştirebilmekteler. Bir de kapalı alanımız var. Taş bina içerisinde, taş bina diyoruz. Bu taş bina içerisinde de 3 ayrı salonumuz var çeşitli ölçeklerde. Gene bu alanlarda gene organizasyonlar için toplantılar olsun, düğünler, davetler bu tarz hizmetlerin hepsini verebilmekteyiz. Her dönem yeni bir etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz. Şu anda da birinci uluslararası 18-25 yaş kategorisinde bir bayanlar tenis turnuvamız var. Bu turnuvanın ana sponsoru Lacoste. Zaten turnuvanın da adı Lacoste Dalyan Cup olarak geçiyor. 8-14 Ağustos arasında düzenlenen bir turnuva. Çeşitli ülkelerden bayan sporcular katılıyorlar. 10.000 dolarlık bir ödülü söz konusu. Bunun haricinde yazlık sinema etkinliğimiz var. Her pazartesi günleri havuz alanında açık hava sinemamız oluyor. Diğer bir etkinlik de esasında bu da büyük bir etkinlik. Her yaz döneminde 3 ayrı dönemden, yani 3 ay süreli yaz okulumuz düzenliyor çocuklar için. Dalyan Kulüp herkese hizmet verebilmekte. Yani Dalyan Kulübe kulüp üyesi olmadan da gelip burada bir hizmet alabilirsiniz. Yani illa bir hani hayat boyu üyelik şeklinde bir sistem değil. Yıllık üyelik yaptırarak, örnek veriyorum tenis, yıllık bir tenis üyesi olarak gelip faydalanabilirsiniz. Sezonluk havuz üyeliği yaptırıp gelip havuzdan faydalanabilirsiniz. Bunun haricinde özel ders sistemlerimiz var teniste. Bunlardan faydalanabiliyor isteyen misafirlerimiz. Restoranımızda dünya mutfaklarından lezzetler sunuyoruz ağırlıklı olarak. Bunun yanında Türk mutfağından da lezzetler sunuyoruz. En meşhur iki tane spesyal yemeğimiz var, onları söyleyeyim isterseniz. Misafirlerimiz geldiklerinde bunları tadabilirler. Bir tanesi dünya mutfağından olan penne arabiyata, diğeri de Türk mutfağından olan dalyan köfte dediğimiz bir spesyalimiz var. En çok beğenilen iki ana spesyalimiz bu. Misafirlerimiz geldiklerinde bunlardan tadabilirler.
Personelimizi seçerken de yani gelecek işte aradığımız özelliklerin başında kültür seviyesi gelmekte. Daha sonra kişinin dürüstlüğüne dikkat ediyoruz. Üçüncü olarak dikkat ettiğimizde disiplinli olması. Yani üç ana temamız var. Personel olarak seçeceğimiz kişide bu üç özelliğinde çok kuvvetli derecede bulunması gerekiyor. Kendi burada bulunduğu pozisyonla ilgili gençlere birkaç tavsiyelerde bulunmak isterim. Buradaki görevim sportif faaliyetler ve aktivite koordinatörü olarak buradayım. Gençlere tavsiyem şudur, bu konuda iş hayatını belirleyecek gençler için özellikle spor hayatlarında birinci sırada yer almalı. Neden? Sporu birinci öncelik olarak tutan bir genç okul hayatında da daha fazla başarı kaydedecektir. Bununla beraber sağlığı, yani vücut sağlığı çok kuvvetli olacaktır. Yani dolayısıyla bu bir esasında bütünlük oluşturuyor. Spor ana bir hedef olmalı gençler için. Yani ileri seviye ülkelere baktığımız zaman da hani görürüz ki başarılı olan kişiler, duyduklarımız her zaman bir spor altyapıları olmuştur ve sporcu kökenli insanlardır. Dolayısıyla gençlere en büyük tavsiyem çok iyi bir şekilde spor yapmaları. Daha sonra zaten tüm başarılar arka arkasına gelecektir.